Evet. Evet arkadaşlar. Bugün dördüncü haftamız. Dördüncü haftamıza geldik ve işletme analiziyle başlayacağız bugün. Bu mevcut durum analizinin bir parçası olan bir analiz. Bahsetmiştik yani bir strateji belirlemeden önce nerede olduğumuzu bilmemiz gerekir. Hangi yeteneklere sahip olduğumuzu bilmemiz gerekir. Bunun bir yolu da en mantıklı olan birisi de mevcut duruma odaklanmaktır. Geçen hafta da aslında mevcut durumla ilgili bir analiz yapmıştık ama biraz işletmenin dış çevresiyle ilgilenmiştik. Politik çevreleri, sosyal çevresi, PESAR analiz dediğimiz ekonomik, teknolojik çevreleriyle bir de Porter'ın dediğimiz yakın çevresi, Porter'ın 5 gücü, 5 güç analizi yapmıştık hatırlarsanız. Orada ne demiştik? İşte ikame ürünlerin, rakiplerin, tedarikçilerin, satıcıların gücü diye anlatmıştık. Burada biraz dış çevreden dönüp iç çevreye doğru yöneliyoruz. İşletmenin kendisini analiz ediyoruz. Yani yine mevcut durum analizinin içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta dış çevreyi analiz ettik. İşletmenin içerisinde bulunduğu sektörü ve daha makro ekonomik ve doğal çevreyi analiz etmiştik. Sosyal çevreyi analiz etmiştik. Şu anda içe döndük. İşletmenin kendisini analiz edeceğiz. Bu analizde nelere bakacağız? Şunlar. Kritik başarı faktörleri dediğimiz kavramlar. Varlık ve yetenekler dediğimiz kavram, öz yetenekler var. Üstünlük zayıflıklar var. Bu güçlü ve zayıf yönlerin ifade ediyor. Bir de finansal analizlerimiz var. Finansal olarak işletmenin durduğu yer, finansal gücü. Bunlardan bugün kısaca bahsetmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi burada önemli noktadan bir tanesi temel yetenek dediğimiz bizim bir olgu var. Bu İşletmenin temel teorik tartışmalarından bir tanesi. Şimdi geçtiğimiz hafta Porter'ın 5 güç analizini hatırlıyorsak, hatırlıyor muyuz? Bu arada onu bir sorayım. 5 güç analizi, hani o mantığı iyi anlamış mıydık geçen hafta? Yakın çevre analizinde, sektör analiz ederken. Mesela bu 5 güç analizi neydi? Bana sayabilecek olan var mı? Yok mu hiç? Hocam aslında biraz önce söylediklerimiz değil mi? Onlar, Örneğin evet. Buyurun. tedarikçilere karşı avantajımız, Doğru. ikame mallara Evet. karşı avantajımız gibi. Doğru. Rakiplere, Tedarikçilerin, müşterilerin pazarlık gücü. Müşterilerin pazarlık gücü. ham maddenin bulunduğu konuma yakınlığımız. Doğru. Aynen öyle. Yani burada dışa yönelik bir analiz vardı burada. Yani dikkatinizi çektiyse firmamızı dışarıdaki şeylerle, firmalarla, rakiplerle, paydaşlarla değerlendiriyorduk. Şu anda biz firmanın içine dönüyoruz. Firmanın kendi içerisinde sahip olduğu temel yetenekler. Temel yetenek dediğimiz bir olgu bu. Bu da farklı bir perspektiften bakıyoruz stratejiye yani bu analizde. İşte Porter'ın dediği dışa odaklanmak gerekiyordu stratejik başarı için. Burada kendisi ilk ortaya atan kişi de yazarlardan Barney'dir. Barney adında bir yazar, çok meşhur. Bu temel yetkinlikler, aslında yetenek diye yazmış burada, yetenek diye anlatmış ama yetkinlik daha doğru bir kavram bence. Temel yetkinliklerden bahseder ve der ki aslında firmaları başarıya götüren dış çevrede nasıl konumlandığından çok firmanın kendi içerisinde var olan yetenek ve kabiliyetleridir der. Nasıl yetenek ve kabiliyetler? Değerli olan kabiliyetler yani bir değer ifade eden, nadir ve takdir edilemeyen olan ve ikamesinin bulunmadığı yeteneklerden bahsediyor burada. Yani başkalarının, rakiplerin kolayca takdir edemeyeceği bir yetenek sizin firmanızda varsa size rekabet avantajını bu getirir der. İşte buradaki bakış açısı aslında şu. Bir diğerinde önceki haftalarda bizim gördüğümüz hep şuydu. Dışarıdaki çevre koşullarını biz analiz edip ona göre pozisyon alıyorduk ve rekabet avantajını elde etmeye çalışıyorduk. Burada ise şunu söylüyor. Yani sizin pozisyonunuzdan öte. Aslında sizin firmanızın sahip olduğu bir içsel şeydir diyor. İçsel kaynaklı bir başarı kaynağıdır strateji diyor. Stratejik rekabet üstünlüğü diyor. Bu da işte bugün bunları göreceğiz. Ne gibi yetenekler var? Bunlar nasıl üstünlük sağlıyor? Ya da ne gibi zayıflıklarımız var? İşte burada finansal ve temel faaliyetler kıyasladığınız zaman rakiplere göre nasıl? Biraz kendinize dönüp kendimizi analiz edeceğiz burada. Devam edelim bakalım ne var burada.
Varlık ve yetenekler burada ikiye ayırmış. Maddi varlıklar, fiziksel varlıklar, maddi olmayan varlıklar. İnsan kaynakları gibi, şey gibi, marka gibi, imaj gibi maddi olmayan varlıklar da önemli. Bunlardan yetenekler nasıl? Şimdi burada varlıkları şurada gördüğünüz gibi arsa, bina, makine, malzeme, finansal varlık, iş gücü, yönetim yapısı vesaire. Bunlar maddi varlıklar. Maddi olmayan varlıklarda marka, patent, teknoloji, bilgi, deneyim, toplumdaki imaj, güvenilirlik vesaire gibi varlıklarımız var. Peki bu varlıkların hangisi birer yetenek? Hangisi biraz temel yetkinlik? Ben buraya yetkinlik diyorum, burada temel yetenek diye yazmış ama yetkinlik daha doğru bir çeviri bence İngilizce'den şeyi. Ve hangisi sürdürülebilir bir temel yetkinlik? Şimdi bunlara bakacağız. Burada neyi kastediyoruz? Yani burada bahsetmeye çalıştığımız şey şu. Bir firmanın bir şeye sahip olması, bir güce sahip olması onu illaki başarılı yapmaz. Aslında bunu ifade etmiyor. Bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ne demek istiyorum burada? Yani bir firma çok güzel arsalara, çok güzel binalara, çok iyi teknolojilere sahip olabilir ama acaba onu kullanabiliyor mu? Nereye kadar onu içselleştirmiş? Nereye kadar onu bir temel yetenek haline getirebilmiş? Şimdi bu varlıkları kullanabilme becerisi dediğimiz şey, yani iş gücünün özellikleri, niteliği, kabiliyet, ustalık vesaire. Şimdi bunların derecesi önemli oluyor. İfade etmeye çalıştığı önemli nokta bu. Her firmanın aynı fiziksel şartlarda aynı hemen hemen eşit şeylerde iki firmayı yan yana koyun. İkisi de birbirinden farklı performans sergileyebiliyor. Yani burada demek ki varlıkların etkisi bir yere kadar. Bu varlıkları nasıl kullandığımız bizim önemli. Peki nasıl kullanacağız? Nasıl bir temel yetkinlik haline getirebileceğiz ki bu temel yetkinlik bize stratejik bir rekabet üstünlüğü getirsin? Burada da dört adımdan bahsediliyor. Şu, birincisi bu temel yetkinliğin değerli olması. Değer demek şu, müşteriye bir anlam ifade etmesi. Paraya çevirecek bir anlam ifade etmesi bu yetkinliğin. Yani mesela atıyorum siz, belki kötü bir örnek olacak ama yani çok iyi derecede atıyorum Japonca biliyorsunuzdur. Bir tane işçi, yani firmanızda çalışanlardan birisi çok iyi derecede bir Japonca biliyordur. Ama firmanın Japonya ile ne bir ilişkisi vardır, ne Japonya ile ilgili bir işi vardır, ne ticareti vardır, hiçbir şey yoktur. Bu bir yetkinlik, bir kabiliyettir ama değerli değildir. Yani firma için ve müşterisi için değerli değildir. Bir anlam ifade etmez. Tam uyuşmaz yani firmanın kendi şeyine. Bunu değerli olmasının şeyi firmanın faaliyetlerine, firmanın müşterilerle olan ilişkisinde bir etki edebilecek bir yetkinlikten bahsediyoruz, bir şeyden bahsediyoruz. İkincisi, bu yetkinliğin nadir mi değil mi? Yani az mı bulunan bir şey yoksa her yerde olan bir şey mi? Her yerde olan bir şey ise bir sonraki adım taklit edilebilir bir şey demektir. Yani bu kolaylıkla herkesin yaptığı bir şeydir. Yani nadir değilse herkeste var. Yani herkeste aynı teknoloji var. Her firmada aynı aletler, gereçler, varlıklar var. O zaman bu da pek bir anlam ifade etmez bize. Ama nadir bir şeyse, az bulunan bir şeyse ve bunun taklit edilmesi de zorsa, yani taklit etmek bunu maliyetli ve külfetli bir şeyse, herkes yapamıyorsa, o zaman bu bir temel yetkinliğe doğru gidiyoruz demektir. Temel yetkinlik oluşmaya doğru gidiyoruz demektir. Ve bunun ikame edilmemesi, yani yerine başka bir şey konulmaması, başka firmalar tarafından sizin yaptığınız şey. Bunları hepsini alt alta koyduğunuz zaman aslında şunu görüyorsunuz. Firmanın belli bazı yetenekleri var, yetkinlikleri var, kabiliyetleri var. Bunları listeleyebiliriz. Bunlardan hangisi temel yetkinlik bizim için? Temel bir yetkinlik ifade ediyor. Ve bunları sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz? Yani uzun süre değişen çevre koşullarına uygun olarak bu temel yetenekleri kullanıp devam ettirebiliyor muyuz sorusu var. Bu bakış açısı önemli bir bakış açısı arkadaşlar. Buna benzer bir analiz siz de yapacaksınız inşallah. Temel yetenekleri, temel yetkinlikleri bulacağız. İşte şu dört soruyu soracağız. Yani şunu yapacağız aslında. Firmamızın güçlü yönlerini sıralayacağız. İşte diyeceğiz ki Enerjisa'nın güçlü yönleri şudur. Yetenekleri şunlardır. Diye sıralayacağız. Bunlardan sonra bakacağız. Acaba bu yetenekler değerli mi? Ona bir tik koyacağız değerliyse. Nadir mi yoksa rakip firmalarda bunu yapıyor mu? Taklit edilebilir mi? Sana taklit edilmesi pahalı bir iş mi? Bundan gibi. Bunların dördüne de biz olumlu yanıt verebiliyorsak firmamız açısından demek ki bu bir temel yetkinlik olarak sayabiliriz. Bu belirlemek için de bu müşteriye değer yaratmak değeri nerede bulabiliriz? İlk adım olan değer var ya, bu değeri nerede bulabiliriz? Bu değer meselesi içinde bir değer zincir analizi dediğimiz bir şey var. Şimdi bu değer zincir analizi ne demek? Biraz ona bakalım arkadaşlar.
Şimdi öncelikle değer yaratan şey nasıl ortaya çıkar? Değeri nasıl ortaya çıkarıyoruz? Değer bir müşteri açısından bakıldığı zaman değerli olan şey nedir? Şimdi burada yine Porter'ın bir jenerik strateji dediği iki temel stratejiden bahsedeceğiz. Bu stratejiler neler? Diyor ki bir müşteri için bir firmanın ürününü seçmesi, bir firmaya para verip oyunu alması iki temel neden var. Bir, iki temel değer oluşturuyor olabilir. Birincisi ucuz olması, daha az bir maliyetle onu aldığına inanır. Yani daha uygun bir fiyatla oyunu aldığına inanır. Ve bu müşteri için bir değerdir. Yani ben bu firmadan alırsam evet daha az bir fiyat vereceğim. Değer ve bu bir avantaj sağlar. Bir değer oluşturur diyor. İkincisi ücreti pek düşünmeyen müşterilerdir. Bu mal ve hizmetin farklı olduğuna, farklı özelliklere, kaliteye, farklılaşma diyoruz buna. Farklılaştığını düşünür aldığı ürünün. Kendisine özel olduğunu düşünür mesela aldığı ürünün. Yüksek kalitede olduğunu düşünür. Yüksek hizmet kalitesinde, ürün kalitesinde olduğunu düşünür ve farklılık taşımaya inanır. Bu ikisi en temel şekilde değer yaratan iki unsurdur. Yani siz bir ürünü ya çok değerli olduğu için alırsınız, çok farklı olduğu için alırsınız. Yani bir imajı olduğu için, bir beklentiniz sizi farklı açıdan takdim ettiği için alırsınız. Ya da maliyeti düşük olduğu için, maliyeti uygun olduğu için alırsınız. Şimdi burada işte iki tip örnek karşımıza çıkıyor. Bazı firmalar burada maliyet liderliği stratejisi gidiyor. Bazı firmalar farklılaşma stratejisi gidiyor. En basit örneği mesela bu cep telefonu sektöründe mesela iPhone'un oluşturmaya çalıştığı şey, imaj, bu farklılaşma stratejisine daha yakın oluyor. Yani belki teknik kapasite olarak muadilleriyle benzer ürünleri satıyorlar ama imaj olarak, marka olarak ve verdiği mesaj olarak farklılık taşıdığına inanıyor. Yani bir farklı olduğunu ortaya koyuyor ve daha fazla kar marjı koyabiliyor bunun üstüne. Öte yandan diğer rakiplerine baktığınız zaman Xiaomi gibi ne bileyim daha böyle maliyet lideri olan işte ürünlerse onlar da şunu söylemeye çalışıyor. Yine kaliteli ürünler yapıp bu kaliteli ürünleri daha az maliyetle insanlara ulaştırmaya çalışıyor. İşte burada birisi maliyet liderliği stratejisi gidiyor. Diğeri farklılaşma stratejisi gidiyor. Daha sonra şimdi bu değer zincir analizi yapıp bu değer zincir analizini de birazdan göreceğiz. Burada Alo abi. evet. Yarın sabah abi. Arabaya bakmaya gelecekler. Tamam, sesimizi kısalım arkadaşlar. Telefonla konuşurken. Evet. Şimdi bunu göreceğiz. Değer zincir analizini göreceğiz arkadaşlar. Değer zincir dediğimiz şu. Diyor ki, yine Porter'ın bir ortaya koyduğu bir analiz bu. Bir firmanın bir temel faaliyetleri vardır. Bir de destek faaliyetleri vardır. Yardımcı faaliyetleri vardır. Temel faaliyetler işte ne bileyim üretim olur, lojistik olur, pazarlama satış olur, servis olur. Bu her firmaya göre değişebilir, her kuruma göre değişebilir. Destek faaliyetleri de yine insan kaynakları, tedarik, teknoloji, yönetim, Ar-Ge, kurumsal yönetim gibi değer zinciri şekilde şeyleri olur diyor. Burada kar marjı bu değer zincirindeki analize bağlı. Düşün demeye çalışıyor. Acaba ben bu farklılaşmayı, hani farklılaşma stratejisini ya da maliyet liderliği stratejisini bu adımların hangisinde yapabilirim? Yani diyelim ki farklılaştıracağım ürünümü. Acaba teknolojide mi farklılaşacağım? Lojistikte mi farklılaşacağım? Pazarlama ve satış alanında mı farklılaşacağım? Serviste mi farklılaşacağım? Nerede farklılaşmalıyım? Yani biraz daha detaylı hale getiriyoruz soruyu gördüğünüz gibi. Ya da maliyeti mi düşüreceğim? Acaba hangi alanlara bakarsam ben maliyeti düşürebilirim? İnsan kaynaklarından mı maliyeti düşüreyim? Daha nasıl söyleyeyim? Ucuz iş gücümü çalıştırayım. Teknolojide mi maliyeti düşürebilirim? Lojistikte mi, üretimde mi, pazarlamada mı, nerede? İşte bu değer zinciri analizinde biraz daha detaya inip değer yaratan faaliyetlerimizi belirleyip ona göre stratejimizi ortaya koymak gerekiyor. Şimdi burada bu faaliyetleri tek tek açıklamaya gerek yok. Yani 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz burada ne demek olduğunu. Pazarlamanın, üretimin, lojistiğin, servisin. Bunlar bütün temel faaliyetler arasında bunlar sınıflandırılıyor. Bir de destek faaliyetlerine de bunları sınıflamış. Dediğim gibi bunları siz kendi firmanız için yaparken bunu da kullanabilirsiniz. Farklı da yapabilirsiniz. Yani mesela bir
ilçe milliyetin müdürlüğünün diğer destek faaliyetleri, temel faaliyetleri farklı olacaktır tabii ki. Yani çünkü bir kar marjı olayı orada yok. Kar beklentisi yok. Başarı beklentisi var. O enerji sınıfı farklı olacaktır. Yani başka şirketlerin, Türk Traktörü farklı olacaktır. Bunların hepsini yapmamız gerekiyor. Şimdi değeri yaratmaya geldik. Şimdi değerde dedik ki iki farklı unsurla değer faaliyetlerini belirleyebiliriz, oluşturabiliriz. Değer yaratan faaliyetlerin toplam maliyeti ve bu faaliyetlerin sonucuna gelen toplam gelir. Burada işte tekrar bizim şu iki strateji, farklı iki stratejimiz ortaya çıkıyor. Bir, ürün farklılaşması, iki, düşük maliyet stratejisi. Bunda da bir farklılaşma daha var, bir eklenti daha var. Eğer geniş bir pazar segmentinde çalışıyorsanız bunlar tamam. Ama aynı şeyleri dar bir segmentte de uygulayabilirsiniz. Yani siz farklılaşma stratejisi gütmek istiyorsunuz ama onu bir küçük bir segmentte, küçük bir pazarda odaklayarak da yapabilirsiniz. Yine maliyet liderliği düşünebilirsiniz ama saniye. Evet, özür dilerim. Yine maliyet liderliğinde bütün pazarda değil, belki daha küçük bir pazarda da düşünebilirsiniz. Bunları da belirtebiliyorsunuz. Yani bunlar da sıkıntı yok. Buradaki değer yaratımında... Hocam, affedersiniz. Odaklanma buyurun. Derken tam olarak evet. Anlayamadım. Neye odaklanıyoruz acaba? Pazar segmentine. Yani çalıştığınız pazara. Mesela tüm Türkiye'de yapmak yerine diyorsunuz ki siz ben sadece bu işi belli bir segment gruba göre yapacağım. Mesela işte Ankara'daki şu firmalara yönelik bunu yapacağım. Ya da coğrafya olarak sadece Çankaya'daki şu müşterilere hitap edeceğim diye işinizi odaklayabilirsiniz. Yaptığınız işi sınırlandırabilirsiniz. Yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi burada daha iyi anlamak için bu örnek de iyi olacak. Şimdi burada değer yarattık ya, müşteri bir para ödemeyi kabul ediyor. Siz bir ürün satıyorsunuz. Müşteri de o ürüne o parayı ödemeyi kabul ediyor. Burada sizin için unsur ne, kâr ne? Bir maliyet var gördüğünüz gibi şu üstte. Bu maliyetin üstündeki şu pembe kısmında sizin için kâr. Şimdi bu kâr ortalama bir kâr diyelim. Yani genelde sektörde, pazarda ortalama kâr bu. Diyelim ki %10'luk bir kâr var burada. İki strateji burada görebiliriz. Birincisi deriz ki biz ya biz farklılık yaratalım. Bu ürünümüzün farklı özellikler katalım bu ürüne. Değiştirelim, dizayn edelim, servis hizmetinde, şeyinde, değer zincirinde bir şekilde bu ürünü farklı kılalım. Daha lüks gösterelim, daha hoş gösterelim. Ve bu şekilde de aslında ben bunun fiyatını artırayım. Bakın görüyorsunuz burada aslında maliyetimiz aynı kalıyor ya da belki çok az oynuyor maliyet farklılaşma yaptığımız için. Fakat burada daha fazla fiyat talep edebiliyorsunuz. Ve müşteri de bu ürünün farklı olduğunu düşündüğü için, marka olduğunu düşündüğü için daha fazla para vermeyi kabul ediyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir insanın giysi mesela ihtiyacı vardır. Ve o giysinin ortalama bir fiyatı vardır. Bir tişört alacaksanız çıkarsınız. Ortalama fiyatı mesela işte ortalama markalarda 20 lira, 30 lira, 40 lira. Hadi diyelim ki 50 liraya kadar tişört bulabilirsiniz. Alabilir bir insan. Ama gidip mesela Lacoste markasına aldığı zaman o tişörtü, o insan ona 50 lira değil belki 300 lira vermeyi kabul edebiliyor müşteri. Ama gidip de LC22'ye de facto'ya ya da bunun gibi diğer koton gibi ürünlere 300 lira vermiyor bir tişört için. Şimdi nasıl oluyor da bu insan gidiyor aynı ürüne, yani aynı ihtiyacını karşılayacak bir ürüne, değil mi? Sonuçta bir ihtiyaç ve o ihtiyacı karşılayabileceği farklı yollar var, daha ucuz yollar var. Niye Lacoste'a gidip 300 lira veriyor bu insan? Şimdi bu hani bu şeylik mi? Saflık mı bu? Yanlış bir şey mi? Değil mi diye düşünebilir. Aslında bunun yaptığı şey şu. Yani firmaların yaptığı şey burada şu. Maliyeti yine aynı tutuyor. Yani muhtemelen Lacoste'un üretim maliyetiyle, tişört üretim maliyetiyle de facto Lacoste'un üretim maliyeti çok çok fazla değildir birbirinden. Hemen hemen aynıdır. Ama o marka değerini oluşturmak için pek çok artı bedeli de katlanıyor firma. Lacoste reklamlar yapıyor, imaj, marka bilinirliği, işte ne bileyim design, bir sürü şey, ekstra şey harcıyor. Ama yine de daha fazla bedele satabiliyor ürünü. Ve burada kar marjını artırıyor gördüğünüz gibi. Ve bu onlara ortalamanın üzerinde bir getiri sağlıyor. Atıyorum çok şey yaparak. LC22 bir sattığı bir ürün üzerinden diyelim ki 10 lira kar ediyorsa her şeyin sonunda.
sattığı 1 milyon üründen 10 lira kar ediyorsa ve bunu şöyle yapıyorsa, ben bu üründen 1 milyon tane satarsam 1 milyon çarpı 10, 10 milyon lira kar ettim. Bu benim için iyi. Ben maliyet liderliği stratejisi uyguluyorum yani. Düşük kar etsem de fazla sattığım için işte bu ölçek ekonomisiyle karım artıyor diye düşünebilirim mesela. Lakoff burada bir ürün başından belki 150 lira kar ediyor, 150 lira kar koyuyor. Ama satış rakamı düşük. Yani ne bileyim işte 10 bin tane satıyor. Biri 1 milyon tane satıyorsa biri belki 10 bin tane satıyor. Şimdi buradaki ama sonuçta baktığınız zaman elde ettiği kar, ortalama kar, ortalama üzerinde bir getiri sağlıyor. Buna biz farklılaşma stratejisi diyoruz. İkinci bir örnek, bunun dışında maliyet liderliği stratejisinde de şunu yapıyorsunuz. Siz değer yaratan faaliyetlerin maliyetini düşürüyorsunuz. Yani buradaki bizim için maliyet unsuru var ya, bunları geri çekmeye çalışıyorsunuz. Geri çekmenin, nerede geri çekmeye çalışıyorsunuz? Atıyorum insan kaynaklarında geri çekmeye çalışıyorsunuz. Daha az işçiyle çalıştırıyorsunuz. Ya da lojistikle çekmeye çalışıyorsunuz. Lojistik çözümlerle taşıma maliyetlerini indirmeye çalışıyorsunuz. Daha ucuz ham madde bulmaya çalışıyorsunuz. Daha iyi stratejik ortaklıklar yaparak daha ucuza temin etmeye çalışıyorsunuz vesaire. Bunları yaptığınız zaman gördüğünüz gibi müşteriye siz aynı fiyatta satıyorsunuz ürününüzü. Fiyat değişmiyor ama karınız artıyor. Çünkü siz maliyetinizi düşürdünüz. Yine ortalamanın üzerinde bir kar getirisi elde ettiniz. İki farklı burada çözüm var. Burada anlamadığınız bir şey var mı? Karışık bir şey var mı burada? Onu bir sorayım öncelikle. Yok hocam. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi bu durumda peki bu sürümden kazanan bazı hani şeyler var, firmalar var. Evet. Hani bunlar peki hangi kategoride şey yapıyor? Çünkü hani karını da aslına bakarsanız hani düşük yapıp da çok satıp daha fazla evet. kar elde etmeyi planlayabilir. Ya da dediğiniz gibi evet. maliyetleri kısarak da hı-hı. daha çok şey yapabilir. Hangi bu, gruba daha çok yanaşıyor? Bu maliyet liderliğine giriyor. Şu maliyet liderliğinin getirdiği bir avantaj da fiyat rekabeti yapabilmeniz bu şeyler rakiplerinizle. Şimdi siz mesela şu aşağıda gördüğünüz olayı uyguladığınız zaman rakiplerinizle daha fazla fiyat kırma rekabetine girebilirsiniz. Zararlı olsa da sizin için. Yani şu, çünkü sizin maliyetiniz diyelim ki 10 lira, rakibiniz 15 lira. Siz bunu 12 liraya sattığınız zaman rakibiniz satamaz ve aslında diskalifiye olur gibi bir mantık oluyor. Bu da maliyet liderliğiyle mümkün oluyor. Yani de maliyet liderliği satıyorsun. Ama her zaman şu demek değil yani. Maliyet lideri olan bir firma her zaman ucuza satmak zorunda diye bir şey yok. Yani bu maliyet kısma şeylerini, stratejilerini çok büyük firmalar, lüks firmalar da yapıyorlar. Maliyet tabii. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Ama bahsettiğimiz şey daha çok maliyet liderliğinde oluyor. Çünkü anladım. Daha fiyatta bir esneklik sağlıyor. Başak Hanım buyurun. Siz soru sormak istiyorsunuz. Hocam ben de şunu soracaktım. Biri maliyetleri düşürüyor, diğeri farklılaşıyor. Peki ikisini aynı anda yapan ya da bunların bir oranı yok mu fiyat performans oranı? Güzel bir soru. Bunu tartışmışlar. Bunu Porter, bu şeyi yani bu kavramları ortaya atan Porter demiş ki ikisini birden yapmaya çalışırsanız arada sıkışır kalırsınız. Başarısız olursunuz demiş Porter. Ama başka araştırmacılar da şunu ortaya koymuş. Ya bunun ikisini de birlikte yapıp başarılı olan firmalar ne var demiş. Aslında yani benim de kanaatim ve gördüğümüz şey de ikisini birden uygulamak da mümkün aslında. Firmalar bunu nasıl yapıyorlar? Yani bir şöyle olabiliyor. Farklı marka isimleriyle çalışabiliyorlar. Kendi markalarına zarar vermemek için. Mesela atıyorum Lacoste yapmıyorum belki bunu ama diyelim ki yaptı. Yani dedi ki ya ben bir sürü kapasitem var, üretim kapasitem var. Ben bunu kullanamıyorum, daha az ürün satıyorum. İkinci bir gelen ürün yapayım, onu da satayım. Yine benim fabrikamdan çıksın, aynısından çıksın ama ona farklı bir marka basayım ve onu da satayım diyebiliyor. Böylelikle mesela kendi ürününe zarar vermeden, buna labeling, private label, özel marka diyorlar. Farklı bir isimle yine satış yapabiliyor ve bu alanda girebiliyor mesela. Ya da büyük firmalar var, mesela Samsung gibi firmalar var. Bu yani şey gibi düşünün, holding gibi düşünün. Pek çok alanda pek çok iş yapıyorlar. Ve burada aslında bu şeyler, firmalar bazı sektörlerde bunu kullanıyorlar. Farklılaşmayı bazı sektörlerde maliyet liderliğini kullanıyorlar. Hatta hocam, bazı sektörlerde ikisini birden kullanmaları oluyor. Yani bu ikisini birden kullanmanın bir zarar getirdiği aslında değil. Aksine
yarar da sağladığını ortaya koyuyor çalışmalar. Bu beyaz eşyada da vardı hocam, arçelikte falan. Tabii arçelik de öyle, dediğiniz gibi. Altus, Regal, onlar daha bir alt segment maliyet odaklı satıyor. Diğerini farklılaştırarak biraz daha pahalı. Evet. Beko gibi. Aynen öyle. Mesela aynı Avrupa'ya satarken Beko markasıyla satıyor. Aynen. Türkiye'de farklı markayla satıyor. Ya da işte ülkeyi düşünün, Godiva'da satıyor. Ama şimdi şu var mesela. Godiva'yı satın aldı Ülker. Duymuşsunuzdur değil mi? Çikolata markası Godiva. Evet. Çok pahalı çikolatalar. Belçika çikolatası. Şimdi bunu giriyorsunuz. Şimdi günümüzde marketlerde bile Godiva'ları görüyorsunuz şu anda. Ülker aldığı için o üretim ağını kullanarak Godiva'ları marketlere kadar indirdi. Eskiden belki çok böyle lüks birkaç çikolatacıda falan bulduğunuz bir çikolatayı şu anda her yerde bulabiliyorsunuz marketlerde ve fiyatı o kadar da uçuk değil. Yani tamam yine biraz ortalamanın üstünde ama alınabilir hale gelmiş. Şimdi şöyle bir soru sorulabilir burada. Acaba bu Godiva'nın markasına zarar veriyor mu? Yani lüks tüketici diyelim. Bu ürünü BİM'de gördüğü zaman, ne bileyim Yunus Market'te gördüğü zaman, şeyde gördüğü zaman, ya bir daha ben buna bu kadar para verip de alır mıyım der mi acaba? Mesela şimdi. Porter'ın iddiası bu. Yani siz imajınızı zedelersiniz diyor. Yani gidip de ben Soykan'da Godiva'yı gördüğüm zaman Godiva'nın marka imajı bende bozulur diyor. Anladın mı? Çünkü o böyle lüks kutularda işte çok pahalı bir çikolata olarak alınması gereken bir şey. Öyle. Yıllarca onun üzerine bina edilmiş bir şey diye düşünüyor. Ama bir yandan da bakıyorsunuz ülke bu strateji olarak uyguluyor ve Türkiye'nin her yerine o çikolatayı gönderip belki sürümden kazanmak için biraz fiyat kırarak, biraz farklılaştırarak ürünü satıyor. Baktığınızda hani hangisi mantıklı bir karar tartışılabilir. Yani kimisi der ki hayır ben bu şeye zarar vermeyeceğim. Ben bu markayı koruyacağım. Farklı olduğu olarak duracak bu burada. Kimisi de der ki nereden ne kazanabilirsem kazanırım. Ben bunu da kullanırım. Olabilir yani. Var mı başka soru bununla ilgili? Maliyet liderliği ve farklılaşma ile ilgili. Sizden şunu isteyeceğim. Kendi firmalarınız için de bir strateji belirlerken özel sektörse tabii. Bunu belirtmenizi isteyeceğim. Yani farklılaşacak mısınız? Maliyet lideri mi olacaksınız? Mesela bu önemli bir ayrım. Bunu da düşünelim lütfen. Evet. Şimdi burada değer zinciri için dikkat edilmesi gereken şeyler. Şimdi ilk başta temel ve alt grup faaliyetleri belirlemek. Destek ve alt grup faaliyetleri belirlemek. Bunların maliyetlerini belirleyip karlarına bakmak. Şimdi bu tabii çok detaylı bir analiz gerektiriyor ama siz şöyle yapabilirsiniz. Değer zincirine bakıp ya ben şu alanda farklılaşabilirim diyebilirsiniz. Yani ben satış sonrası hizmetlerde, servislerde farklılaşacağım. Burada insanların bir sıkıntısı var. Benim sunduğum hizmette servis çok kolay olacak. Öyle günlerce beklenmek olmayacak. Şu kadar rahat olacak, böyle olacak, şöyle olacak. O yüzden de insanlar benim ürünümü daha daha fazla para verip alabilecekler. Yani mesela bu özellikle teknolojik ürünlerde çok oluyor. Yani mesela siz ucuz diye bir ürünü alıyorsunuz. Tamam ucuz ama daha sonra onun servisi çok kötüyse çoğu insan pek istemiyor. Ama servisi iyi, servis ağı güçlü, servisinde sıkıntı olmayan ürünlere yani diyorsunuz ki ben 1000 lira daha fazla vereyim. Aldığım beyaz eşyanın servisinde sıkıntı yaşamayayım. Garantisinde sıkıntı yaşamayayım. Çağırdığım zaman gelsinler, hemen baksınlar. Ya diyebiliyorsunuz işte bu tarz farklılıklar mesela buradan gelebiliyor. İlla her zaman maliyet ilerliği olmayabiliyor. Sizin de mesela yaparken, düşünürken firmanız için bu temel ve destek faaliyetlerde, değer zincirinde hangi alanda farklılaşacağınızı da belirtmeniz lazım. Serviste mi, teknolojide mi, dizaynda mı, ondan sonra üretim ağında mı, lojistikte mi? Yani mesela şimdi BİM gibi bir, BİM A1 gibi marketler var. En büyük güçleri maliyet liderliği. Bunu nasıl sağlıyorlar? Lojistikle sağlıyorlar aslında baktığınız zaman. 9.000, 10.000 tane mağaza açmışlar tüm Türkiye'ye. Tüm Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Maliyetleri inanılmaz baskılıyorlar. Ve kar marjlarını artırıyorlar. Yani Ankara'daki lokal bir market atıyorum. 10 tane marketi var, 15 tane marketi varsa. BİM'in Ankara'da sadece belki 500 tane marketi var. Rekabet edemiyor onlarla. Fiyat anlamında. Ya da kar anlamında. Fiyat anlamında belki aynı fiyatı satıyorlar ama o %5 kar derken belki %15 kar ediyor. Burada işte o değer zinciri aşamalarını da iyi değerlendirmek gerekiyor. Evet, şimdi devam edelim.
Evet, bunlara bahsettik. Bir de bu finansal durum performans var. Burada üç temel tablodan bahsedelim kısaca. Finansla ilgili çok bir şey yapmanızı ben beklemeyeceğim açıkçası iş planlarınızda, stratejik planlarınızda. Çünkü yani bu işin içinde olmadan finansal bir, nasıl söyleyeyim, tahmin yapmak çok zor. Yani o işin içerisinde o bilmeniz lazım. Ne kadar mantıklıdır şu bu, ama en azından burada birkaç rastçadan bahsedelim. Ne demek olduğundan bahsedelim ki bizim için de açık olsun. Bilanço şu demek: belli bir tarih itibariyle, genellikle senelik olur ya da çeyreklik olur bunlar. 4 çeyrek yani bir senede. Firmanın varlıklarını ve yükümlülüklerini, parasal değerini gösterir bilanço. Gelir tablosu da kar zarar tablosudur. Gelir ve giderlerini kar veya zarar olarak gösteren tablodur. Nakit akım tablosu da belli bir zaman diliminde işletmeyen yatırım, üretim ve finansman faaliyetlerinden yarattığı nakit giriş ve çıkışlarını gösterir. Şimdi üst yönetim açısından bunlar niye önemli? Buradaki sonuçlar niye önemli? Burada işte işletmenin durumunu tespit açısından önemli bir şey. Bu şöyle bir örnek verilmiş mesela. İşte dönem varlıklar, sabit varlıklar, kısa dönem borçlar. Bunlar biraz muhasebe kayıtlarıydı. O yüzden çok fazla durmayacağım üzerinde. Çok fazla da gerek yok zaten. Şurada çeşitli oranlar var burada. Yani buradaki temel mesele şu: likidite oranları. Bunları şeyde de görürsünüz. Borsada, firmalarda falan da mesela likidite oranı, satın hisselerde falan. Yani bu dönem varlıkların kısa dönemli borçları oranıdır. Ne demek ister? Bu kısa vadeli borçlarını karşılayabiliyor mu, karşılayamıyor mu? Cari oran. İşte asit test oranı yine kısa vadeli borçlarını karşılayabilecek likit veya nakit varlıkları var mı yok mu? Bu tarz oranlar şöyle listeleri de var. Buranın da bakabilirsiniz. Yani ne kadar karlı bu firma? Riskli mi, riskli değil mi? Nerede sıkıntı var? Borç, öz kaynak, varlık oranı falan gibi finansal analizler sunuyor. Şeyler sunuyor. Dediğim gibi bunların üzerinde çok durmayacağım. Buradan siz bakabilirsiniz. Şeyde Slack'ta da var yani. Ama bizim dersimiz açısından çok bir önemi olmadığı için, biraz muhasebe olduğu için sadece de değinmekle geçmek istedim. Amacı da şu: firmanın finansal olarak sıkıntılı mı değil mi? Sıkıntılıysa neresinde sıkıntı var? Borç aşamasında mı sıkıntı var? Nakit akışında mı sıkıntı var? Dönem varlıklarda, duran varlıklarda? Bunları aslında şey yapıyoruz. Şimdi durum belirlemesinde işlevleri mesela neler var bu işlevler olarak? Temel fonksiyonları nelerdir bir işletmenin dediğiniz zaman? Üretim, pazarlama, finansman, ARGE, insan kaynakları ve yönetim organizasyonu dediğimiz alanlar var. Bunların içerisinden analiz ederken bu alt kırımlara göre analiz edebilirsiniz firmanızı. Daha rahat olur. Yani siz mesela firmanın güçlü ve zayıf yanları diyorsunuz ya, sıralıyorsunuz. Şöyle güçlüyüz, böyle zayıfız, şunlar var, şunlar var, şunlar var. Yaparken bunları bu başlıklar altında düşünürseniz, finansman açısından güçlü yönler neler? Üretim açısından güçlü yönler neler? Pazarlama açısından güçlü yönler neler? ARGE açısından güçlü yönler neler? Gibi size daha iyi bir analiz imkanı sunar. Bir faaliyet bazlı analiz. Başka bir şey de ekleyebilirsiniz buraya yani. İlla bunlarla sınırlı kalmaya da gerek yok. Lojistik olabilir. Ne bileyim, muhasebe, genç finansman demişiz, finansman var. Farklı alanlar ekleyebilirsiniz ama bu temel altı fonksiyon yeterli olacak sizin analizleriniz için. Kritik başarı faktörü dediğimizde şunu belirlemeye çalışıyoruz: firmanın bu işlevlerini düşündük, güçlü zayıf yönlere baktık, yeteneklerimize baktık, temel yetkinliklere baktık vesaire. Başarıya ulaşmamızı sağlayan işin püf noktaları hangileri diyeceğiz? Hangilerinde biz başarılıyız? Hangi şeyi sağlarsak biz başarılı olacağız? Kritik başarı faktörleri diyoruz bunlara. Şimdi bazen bu işletmenin yeteneğiyle ilgili olabilir, bazen de işletmenin dışı çevresel unsurlarla ilgili olabilir. O yüzden bu faktörlerin neler olduğunu belirlemekte önemli bir analiz, kritik başarı faktörleri. Bu biraz daha şeyde çıkıyor, detaylı analizlerde çıkıyor, stratejiklerini hazırlarken. Mesela şu noktada biz başarılı olmalıyız. Şu bizim için yani teknolojik olarak, atıyorum, üretim kapasitemiz önemli, dağıtım kanallarımızdaki başarı önemli, lojistik önemli falan gibi. Ortaya başarı faktörleri çıkabiliyor. Teknikler. Burada aslında tekniklerde bunu kullanacağımız teknikler, finansal teknikler var da bunları kullanabiliriz ama bu bahsettiğim temel yetkinlik tekniğini varyo analizi diyoruz. Nadirlik, takdir edilememezlik, işte değerli olma.
Bunları farklı kullanacağız. O şeylerde açıklaması var bunda. Sizin yapacağınız sorunlarla. Evet, şimdi böyle bir duralım bakalım bu haftalık. Var mı sorumuz işletme analizine ilgili? Neye baktık bugün? İşletmenin temel kabiliyetleri, yetkinliklerine baktık. Bunların bizim stratejik anlamda bize bir rekabet usulünü sağlar mı, sağlamaz mı? Onunla ilgili biz düşündük ve burada yaptığımız bir analiz de temel yetkinlik analiziydi. Ve değer zinciri analiziydi. Değer zinciri analizi ile şunu ifade etmeye çalıştık. Acaba biz farklılaşma stratejisini mi güreceğiz? Jenerik strateji olarak. Yoksa maliyet liderliği mi güreceğiz? Biz bunları yapacağız. Yani bu değer zinciri analizini, farklılaşma mı, maliyet liderliği mi analizini, bir de bu temel yetkinlik analizini planlarımızda biz yapacağız arkadaşlar. O yüzden sorunuz varsa sorunuzu alabiliriz. Hocam bu değer değer yapıları burada biz sizin söylediğiniz gibi tek bir tanesini mi alacağız yoksa Porter'ı dediğinin dışında ikisini birlikte alabilecek miyiz? Yani az maliyetle satın aldığı alınan ve ücret yüksek olsa da farklı kısmında. Bence siz birini alın arkadaşlar. Çünkü ikisini birden olmaz. Yani olur da ders anlamında biz şey yapalım onu. Tek tek de sınırlandıralım. Çünkü şöyle oluyor. Yani insanlar genelde raporları yazarken hem maliyeti düşüreceğim hem farklılaşacağım falan gibi böyle bir şeyle yazılıyor. Ama o kadar kolay bir iş değil yani. O yüzden biz şey gidelim. Kitabın oyun gidelim. İkisini birden kullanmayalım. Yani ya maliyet liderliğini seçelim bu ders için ya da farklılaşma seçelim. Başka sorumuz var mı? O zaman haftaya kadar ben bu eksik kalan grupları da bekliyorum arkadaşlar. Ozan Bey, Abdullah Bey, Caner, Ercan ve Hasan Bey'den. Eksik kalan grupları da bekliyorum. Hangi firmalar için yapacaksınız? Onları da eklersek sonra bir takvimde belirleriz inşallah. Tamam. Tamam hocam. Tamam hocam. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.